Alınan bilgilere göre Çokran köyünde yaşayan Fatma Yavuz'un akşam saat 21 sıralarında doğum sancıları başladı. Genç kadının eşi Mehmet Yavuz durumu hemen 112'ye bildirdi. Ancak bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle köye ulaşımın sağlandığı köprünün yıkılması üzerine Yavuz'a karayoluyla ulaşılamayacağı anlaşıldı. Bunun üzerine Kahramanmaraş Valiliği ve 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı görevlileri Malatya 2. Ordu Komutanlığı ile irtibata geçerek helikopter talebinde bulundu. Yardım isteğinin olumlu karşılanmasının ardından Malatya'dan kalkan gece görüş sistemine sahip Sikorsky tipi helikopter önce 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na iniş yaparak doktor ve sağlık görevlilerini aldı. Hemen bölgeye hareket eden helikopter köye ulaştığında Yavuz'un doğum yaptığı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne ve bebeği Kahramanmaraş'a getirilerek 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda hazır bekletilen ambulansa kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesine kaldırıldı. Öte yandan anne ve bebeğini kurtarmak için gerçekleştirilen uçuşa Afganistan'da Uluslararası Güvenlik Yardımı Kuvveti çerçevesinde görev yaparken önceki gün düşen helikopterde şehit olan kara pilot yüzbaşı Adil Erdoğan'ın ismi verildi. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen anne ve bebeğin tedavisi sürerken yeni doğan bebeğe Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Sadık Yüzbaşı'nın eşi Sibel Yıldız'ın isminin verileceği öğrenildi. Çocuğu bir daha.